i̇mam Gazali Dil Belası Kitabul Afetil Lisan 1. Bölüm Mukaddime Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki insanı yarattı, en güzel şekilde suretlendirdi. İman nuru ile onu süsleyip güzelleştirdi. Ona hüsnü beyanı vermekle diğer yaratıklar üzerine takdim ve taftil etti kalbine ilim hazinesini akıtmakla onu kemale eriştirdi. Sonra kendi rahmetinden onu örtecek perde verdi. Sonra hatırına geçen ve kalbinde doğan şeyleri ifade edecek ve kapalı olan perdeyi açıklayacak dil verdi. Hakkı söylemeye onu muktedir kıldı da verilen nimetlere şükrü ifade etti. Allahu Teala'nın eşi dengi ve ortağı olmayıp tek bir mabud olduğuna, Muhammed Aleyhisselam'ın da onun tercih ederek yükseltip ikram ettiği ve ayetlerle taftil edilmiş olan Kur'an-ı Azim ile gönderilmiş bir peygamberi olduğuna şehadet ederim. Yeryüzünde tekbir ve tehlil eden bulunduğu müddetçe salatu selam ona ve onun al ve ashabı ile bütün geçmiş iyiler üzerine olsun. Bundan sonra bilmiş ol ki dil Allahu Teala'nın en büyük nimetlerinden ve onun ince sanatlarının en mühimlerindendir. Dilin kendisi küçük olmakla beraber gerek taat ve gerek de isyanı büyüktür. Cirmi küçük fakat cürmü büyüktür. Zira kulun küfür ve şehadeti ancak dilindeki ifadesinden anlaşılır. Küfür isyanın, iman taatin son haddidir. Aynı zamanda var olsun yok olsun, halik olsun mahluk olsun, hayal olsun malum olsun, Maznun olsun, mevhum olsun, ne varsa dil ona şamil olur. Onu ispat veya nefyetmekle ona taarruz eder. Çünkü ilmin şamil olduğu her şeyi dil ifade eder. Ya hak ile konuşur veya batıl ile. İlmin de şamil olmadığı hiçbir şey yoktur. Bu şümül dilden başka hiçbir azada bulunmaz. Mesela göz renk ve suretlerden, kulak seslerden El cisimlerden başkasını anlayamaz. Diğer azalar da böyledir. Ama dilin sahası geniştir. Onun bir mani ve imkanının sonu yoktur. Onun hayır ve iyiliklerde geniş meydan olduğu gibi kötülüklere de götüren yolu vardır. Dilini salı verip dizginlerine sahip olmayanı şeytan her sahada oynatır. Onu büyük bir uçurumun kenarına iterek helake sürükler. İnsanları yüzüstü cehenneme atacak olan onların dillerinin belasıdır. Dilin kötülüğünden ancak onu şeriat dizginine vurup dünya ve ahirete yarayacak sözlerde kullanan, hal ve istikbalde tehlike doğuracak sözlerden tutanlar kurtarabilir. Dili hangi mevzularda salı vermenin makbul veya merdut olduğunu bilmek zor ve dili böyle istediği şekilde kullanmak çetindir. İnsana azalarından en çok isyan edeni dilidir. Çünkü o kolaylıkla istediği tarafa gider. Onu sallamakta bir zorluk yoktur. İnsanlar dilin afetlerini aldırmaz. İnsanlar dilin afetlerini aldırmaz, onun hile ve aldatmalarından çekinmez oldular. Halbuki insanı aldatmakta şeytanın en büyük tuzaklarından biri dildir. Biz Allahu Teala'nın yardımı ve lütfu keremiyle dilin afetlerinin toplandığı ve bulunduğu yerleri açıklayacak, hudut ve sebeplerini birlikte ele alıp teker teker anlatacak ve ayrıca kurtuluş çaresini bildireceğiz. Bunun yanında bu afetleri zemmeden haberleri de izah edeceğiz. Önce sükutun faziletini, sonra fuzuli sözlerin, sonra batıla dalmanın, sonra sırasıyla mira, husumetin afetleriyle, ağzı eğip bükmekle sözü söylemenin secili ve edebi konuşmalara özenmenin afetleriyle buna benzer yapmacık edebiyatçı hatiplerin afetleri anlatılacak. Bunlardan başka fahiş sözlerin, sövmenin, dil ile eziyetin kötülükleri, nebat, canlı ve cansız varlıklarla insana lanetin, şiirle teganninin afetlerini de anlatacağız. Ancak Sema bahsinde teganninin caiz olup olmayan taraflarını anlattığımız için onu tekrar edecek değiliz. Şakanın, maskaralığın, eğlencenin, sırrı ifşanın, yalan söz vermenin, söz ve yeminde yalan söylemenin, yalana tarizlerin, gıybet, çekiştirme, kovuculuk, söz gezdirme, yerine göre başka başka konuşmanın afetleriyle övmenin afetleri, konuşmadaki hataların inceliklerinden, gafletin, bilhassa Allahu Teala'nın sıfatları ile alakalı dinin esasına taallük eden konuşmalarındaki hataların afetleri, sonra avamın, Allahu Teala'nın sıfatlarından sormasının ve kelamının kıdem ve hudusu üzerinde durmasının harfleri kadim midir, hadis midir şeklinde konuşmalarının afetlerini anlatacağız. Hepsi 20 afettir. Allah'ın lütfu kereminden yardım ve tevfik dileriz. Birinci beyan Dilin büyük tehlikesiyle sükut etmenin fazileti Bilmiş ol ki dilin tehlikesi büyüktür. Kurtuluş ise ancak sükuttadır. Bunun için şeriat sükuta övmüş ve sükuta teşvik etmiştir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Sükut eden kurtulmuştur buyurmuştur. Yine Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. Sükut hikmettedir. Fakat susanlar azdır. Abdullah bin Süfyan diyor ki, Babam Süfyan Resul-i Ekrem'e, İslamiyet hakkında bana öyle bir şey öğret ki, artık başkasına bir şey sormaya lüzum kalmasın dedi. Rasul Ekrem, Allah'a inandım de ve sonra da istikamet et buyurdu. Süfyan Rasul Ekrem'e, en çok neyimi sakınayım diye sordu. Rasul Ekrem de eliyle dilini göstererek, buna sahip ol buyurdu. Ukbe bin Amir diyor. Rasul Ekrem'e, kurtuluş çaresi nedir diye sorduğumda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Dilini tut, evinde otur ve hatalarına ağla buyurmuştur. Yine Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iki çenesiyle bacakları arasında olan hususta bana kefalet veren kimsenin ben cennete girmesine kefil olurum buyurmuştur. Yine Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem midesinin edep yerinin ve dilinin şerrinden korunan kimse bütün kötülüklerden korunmuş olur buyurmuştur. İnsanların ek serisinin helaki bu üç şehvet sebebiyledir. Bunun için mide ve fercin afetlerini saydıktan sonra dilin afetlerini anlatmaya başladık. Resul Ekrem, insanların en çok cennete girmesini sağlayacak amelin ne olduğundan sorulduğunda, takva ve güzel huydur buyurdular. İnsanların en çok cehenneme girmesine sebep olan günahların hangileri olduğu sorulduğunda, Ağız ve ferci olmak üzere iki boşluktur buyurdular. Ağızdan muradın mide olması gibi dil olması da muhtemeldir. İkisi de mühimdir. Hazreti Muaz Resul Ekreme, "Konuştuklarımızdan da muaheze olur muyuz?" diye sorduklarında Resul Ekrem, "Ananölesi, insanları yüzük oyun ateşe düşürecek olan dillerinin hatasıdır." buyurdular. Abdullah Sakafi Resul Ekreme bana iyice bağlanacağım bir nasihatta bulun deyince Resul-i Ekrem, Rabbim Allah de de sonra istikamet et buyurdu. Adam, benim için en çok korktuğun nedir diye sorunca resul Ekrem dilini göstererek işte budur buyurdu. Hz. Muaz resul Ekrem'e hangi amel daha makbuldür diye sordu. resul Ekrem dilini ağzından çıkarıp Elini dilinin üzerine koymak suretiyle dilini göstermiş ve bunu korumanın en makbul bir amel olduğunu söylemiştir. Enes bin Malik, Resul Ekrem'in "Kişinin imanı müstakim olmaz, kalbi müstakim olmadıkça, kalbi doğru olmaz, dili doğrulmadıkça. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez." buyurduğunu rivayet etmiştir. Yine Resul Ekrem şöyle buyurmuştur: Selamette kalmasını arzu eden sükûta devam etsin. Bir başka hadiste de şöyle buyurulmuştur. Ademoğlu sabaha çıktığı vakit bütün azaları lisan'a derler ki, Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Çünkü sen doğrulur, doğruyu söyler, doğru yolda bulunursan hepimiz doğrulur ve selamette oluruz. Şayet sen eğrilir, sağa sola kayarsan hepimiz de eğri oluruz. Ömer bin Hattab radıyallahu an Ebu Bekir es Sıddık'ı radıyallahu an eliyle dilini çekip uzattığını görünce ne yapıyorsun diye sordu. Ebu Bekir başıma gelenler hep bunun yüzünden gelmiştir. Zira ben Rasul Ekrem'in vücudun her parçası ehemmiyetine binaen dilden Allah'a şikayet eder buyurduğunu işittim demiştir. İbni Mesud radıyallahu an sefa tepesinde terbiye ediyor ve diline hitaben, Ey dil! Hayır söyle ki faydalan, kötülükten sükut et ki nedamet etmeden önce selamet bulasın, diyordu. Bunu duyanlar kendisine, bu söylediklerin kendi sözüm mü, yoksa bu hususta duydukların mı var, diye sorduklarında, İbni Mesud, Evet, Resul-i Ekrem'in, Ademoğlunun hatalarının çoğu dilindedir, buyurduğunu işittim demiştir. İbni Ömer radıyallahu an diyor ki, resul sallallahu aleyhi ve sellem, dilini koruyan kimsenin kusurlarını Allah örter. Gazabına malik olan kimseyi Allahu Teala azabından korur. Allah'tan özür dileyen kimsenin özrünü Allah kabul eder buyurmuştur. Muaz bin Cebel radıyallahu an Resul e, bana öğüt ver demiş. Resul Ekrem de Allah'ı görüyor gibi ona ibadet et ve kendini ölülerden say. İstersen bütün bunları içine alan daha mühim bir haber vereyim. Dilini tut buyurdu. Saffan diyor ki, resul Ekrem, size ibadetin en kolayını ve bedene en hafif gelenini haber vereyim mi? O, sükut etmek ve güzel ahlaktır buyurdu. Yine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe imanı olan hayır söylesin veya sükut etsin. Bir başka hadisi şerifte de Allah okula rahmet etsin ki konuştuğu vakit sözünden faydalanır veyahut sükut eder de selamet bulur buyurulmuştur. İsa aleyhisselama cennete götürecek bir amele bizi işaret et dediler. İsa aleyhisselam hiç konuşmayın buyurdu. Onlar buna imkan yok dediler. İsa aleyhisselam o halde hayır söyleyin dedi. Süleyman aleyhisselam, sözün gümüş ise sükutun altındır buyurdu. O halde hayır söyleyin dedi. Bera radıyallahu an diyor ki, Bedevinin biri Resul Ekrem'e gelerek, Ya Resulallah, beni cennete koyacak bir ameli bana öğret dedi. Resul Ekrem, açı doyur, susuzu sula, marufu emret, münkerden nehyet. Bunlara gücün yetmez ise hayır olmayan sözlerden dilini çek buyurdu. Yine Resul Ekrem hayır olmayan her sözden dilini çek. Ancak bu sayede şeytana galebe çalarsın buyurmuştur. Bir başka hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Allahu Teala herkesin dilinin yanındadır. Yani söylenen her sözü bilir. O halde kişi konuştuğu sözde Allah'tan korksun. Bir başka hadisi şerifte Resul-i Ekrem, Sükut ve vakarlı gördüğünüz mümine yaklaşınız. Çünkü onun hali hikmet ve telkin etmektedir buyurmuştur. İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki, Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. İnsanlar üç kısımdır. Bir kısmı karda, bir kısmı selamette ve bir kısmı da helaktedir. Karda olanlar Allah'ı zikredenlerdir. Selamette olanlar diline sahip olanlardır. Helake gidenler ise batıl ve boş sözlere dalanlardır. Yine resul Ekrem, Müminin lisanı kalbinin ötesindedir. Bir şey söyleyeceği zaman önce onu düşünür ve sonra konuşur. Münafık ise bunun aksine kalbi dilinin ötesindedir. Bir şey söyleyeceği zaman düşünmeden onu söyler buyurmuştur. İsa aleyhisselam, ibadetin on cüz olduğunu dokuzunun susmakta ve bininin de insanlardan kaçmakta olduğunu söylemiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Çok konuşanın suçmesi çok olur. Düşük sözleri çok olanın günahı çoğalır. Günahı çok olana yaraşan da ateştir buyurmuştur. Ebu Bekir radıyallahu anh konuşmamak için ağzında çakıl taşı saklardı. Eliyle dilini gösterir ve başıma gelen bütün felaketler bundan gelmiştir derdi. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor, Kendisinden başka hak mabud olmayan Allah'a yemin ederim ki, dilden daha çok uzun müddet tevfike muhtaç olan bir şey yoktur. Tavus da şöyle anlatıyor, Dilim bir yırtıcı hayvandır ki, onu bırakırsam beni hemen helak eder. Vehbi Münebbih de Ali Davud'un hikeminde şöyle anlatıyor. Aklı başında olan kimsenin üzerine zamanını bilmesi, dilini koruması, kendi halini düşünüp düzeltmesi borçtur. Hasan, dilini korumayan kimse dinini anlamamıştır dedi. Evzai diyor ki, Ömer bin Abdülaziz bize yazdığı bir mektupta şöyle demiştir. Ölümü çokça hatırlayan kimse dünyanın azı ile iktifa eder. Sözünün de ameline dahil olduğunu bilen az konuşur ve ancak lüzumlu olanı söyler. Diğer zatın biri de, az konuşan iki fazileti toplar. Bunlardan biri dininde selamet, diğeri de arkadaşını anlamak ve dinlemek faziletidir. Muhammed bin Vasi de Malik bin Dinar'a, Ya Yahya, dilini korumak altın ve gümüşü korumaktan daha zordur demiştir. Yunus bin Ubeyt, Her kim diline ehemmiyet verirse, diğer amellerinde de salah hali görülür demiştir. Hasan-ı Basri şöyle anlatıyor. Bir gün Muaviye adamları ile konuşuyor ve herkes bir şeyler söyleyip duruyordu. Yalnız bunların arasında bulunan Ahnef bin Kays sükut edip dinliyordu. Bunun farkına varan Muaviye, ''Ya Eba Bahr, sen niçin konuşmuyorsun?'' diye sordu. Ahnef, ''Yalan konuşursam Allah'tan, doğru konuşursam senden korktuğum için sükutu tercih ettim.'' diye cevap verdi. Ebu Bekir bin Ayyaş şöyle anlatıyor. Bir defasında Çin, Hint, Kisra ve Kayser hükümdarları bir yerde buluştular. Sohbet esnasında birisi, ''Ben konuşmadığıma değil, konuştuğuma pişman olurum.'' dedi. Diğeri de, ''Ben bir söz söylediğim zaman artık onu kumandam altına alamam. O beni iradesine alır. Fakat konuşmadığım vakit o söz benim irademdedir.'' dedi. Üçüncüsü de, ''Ben o konuşana şaşarım ki, Sözü geri dönerse kendisine zarar verir, dönmezse bir kârı olmaz. Dördüncüsü, konuşmayı reddetmek, söylediğimi reddetmekten daha kolaydır demiştir. Denildi ki, Mansur bin Mu'tes, 40 sene yatsı namazından sonra konuşmamıştır. Hatta Rebi bin Haysem'in 20 sene dünya kelamı konuşmadığı da söylenir. Yanında kalem kağıt bulundurur, gündüzleri konuştuklarını yazar ve akşam muhasebesini yapardı içerisinde dünya kelamı olup olmadığını araştırırdı. Şayet, sükutun bu büyük fazileti nereden geliyor ve sebebi nedir dersen, bilmiş ol ki bunun sebebi hata, yalan, çekiştirme, söz gezdirme, riya, nifak, fuş, mira, teskiye-i nefis, batıla dalma, husumet, fuzuli konuşma, tahrif, ziyade, noksan, eziyet, şerefe dokunma gibi lisan afetlerinin çok olmasıdır. Bunlar dilde dolaşır fakat dile ağır gelmezler. Gönlün hoşuna giderler, insan tabiatından ve şeytanın vesvesesinden bunlara teşvik edilir. Bunlara bir kere dalan kimse kolaylıkla kendini kurtaramaz. O, sevdiklerinde dilini serbest bırakır, hoşlanmadıklarından ise dilini çeker. İleride anlatacağımız gibi bunlar ilmin kapalı meselesindendir. Bunlara dalmakta tehlike, sükutta ise selamet vardır. Bunun için sükutun fazileti büyüktür. Bütün bunlarla beraber sükut etmekte aklını başına almak vardır. Vakar vardır. Fikir, zikir ve ibadet için huzur vardır. Dünyada dedikodulardan, ahirette de bunların hesabını vermekten selamet vardır. Nitekim Allahu Teala her ne söz söylerse mutlaka yanında hazır bir gözcü vardır buyurmuştur. Kaf Suresi 18. Ayet Şu anlatacağım husus, sükutun faziletini ifade için yeter. Ağızdan çıkan sözler dörde ayrılır. Birinci kısım sırf zarardır. İkinci kısım sırf menfaattir. Üçüncü kısımda kar ve zarar karışıktır. Dördüncü kısım ne kar ne de zarardır sırf zarar olan sözlerden ve hatta hem karı hem zararı olup da karı zararını karşılamayan sözlerden sükut etmenin lüzumu meydandadır. Ne kar ne de zararı olmayan sözlere gelince bunların kıymetli vakitleri öldürmekleri bakımından aynı şekilde hüsran ve zarara götürür. Bunlardan da kaçınmak lazımdır. Görüldüğü gibi sözlerin dörtte üçü düştü, kaldı dörtte biri. O da sırf menfaat olan sözlerdir ki bunlar da tehlike içerir. Çünkü buna da riya ve gösteriş gibi yapmacık sözler, gıybet ve nefsi teskiye gibi fuzuli sözler gizli bir şekilde veya hiç farkında olmadan karışabilir. Bu sebeple insan tehlikeye düşer. Aşağıda anlatacağımız gibi lisanın gizli afetlerini bilen kimse şüphesiz bilir ki Rasûl-i Ekrem'in sükût eden kurtulur sözü burada kati bir hükümdür. Allah ona hikmetin cevherini ve cevamiül kelimi vermiştir. Onun kelimesinin altında yatan derin manaları ancak ulemanın havası bilir. İşte bu hakikatler inşallah sana da bildirilecektir. Şimdi lisanın afetlerini saymaya başlıyoruz ve tertip olarak da en hafifinden başlayıp ağırına doğru gideceğiz. Gıybet, nemime ve yalan gibi mevzuları sona alacağız. Çünkü bunlar üzerinde daha uzun uzadıya durmak icap eder. Bu afetler 20'dir. Şimdi bunları Allah'ın izniyle anlatalım. İkinci beyan. Birinci afet. Boş sözler. Bilmiş ol ki senin halinin en güzeli anlattığımız gıybet, nemime, yalan, mira, cidal ve benzeri sözlerden korunarak sana ve başkalarına zararı olmayan sözleri konuşmandır. Ne yazık ki sen muhtaç olmadığın lüzumsuz sözlerle meşgul olursun da bu suretle kıymetli zamanlarını öldürür ve dilinin ameli üzerine hesaba çekilirsin. Bu suretle senin için hayırlı olanı atıp kötü olanı almış olursun. Zira sen kıymetli zamanını Allah'ın azameti ve yaratıkları üzerinde düşünmeye sarf edersen, bu düşünce sırasında faydası daha büyük olan ilahi nefalar sana açılabilir. Tehlil, zikir ve tesbih etsen yine senin hakkında daha hayırlı olurdu öyle kelimeler olur ki Allahu Teala onun karşılığında cennette sana bir köşk verir. Bir hazine almaya gücü yeterken onun yerine faydasız bir boncuk alan elbette aldanmıştır ve büyük bir hüsrandadır. İşte zikrullahı terk edip faydasız mübahlarla meşgul olan kimse böyledir. Bu adam mübahla meşgul olurken her ne kadar günahkar olmazsa da Allah'ı zikir sayesinde yapacağı büyük kardan mahrum kalmıştır ve zarara uğramıştır. Çünkü müminin sükutu fikir, bakışı ibret, konuşması zikir olur. Rasul i Ekrem böyle buyurmuştur. Bilmiş ol ki kişinin en değerli sermayesi vaktidir. Bunları boş yere harcar ve ahiret için bir sevap hazırlamazsa ana sermayeyi iflas ettirmiş olur. Bunun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem boş ve faydasız şeyleri terk etmek kişinin İslamiyetinin güzelliğindendir buyurmuştur. Belki bu hususta bundan daha şiddetlisi varit olmuştur. Enes radıyallahu an şöyle anlatıyor. Uhud cenginde şehit düşen bir gencin karnı üzerine açlıktan taş bağlamış olduğunu gördük. Annesi yüzündeki toprakları sildi ve ''Ne saadet sana oğlum, sana cennetle müjde olsun.'' dedi. Bunun üzerine Rasul Ekrem ''Ne biliyorsun? Belki boş sözler konuşur, kendisine zararı olmayan şeylerden men ederdi.'' buyurmuştur resul Ekrem bir müddet kabı görememişti. Ne olduğunu sorunca hasta olduğunu söylediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem doğruca kabı ziyarete gitti ve ''Ey kab, sana müjde olsun.'' dedi. Kabın anası ''Senin için cennet hazır ey kab dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem ''Kimdir bu Allah üzerine kati söz veren?'' buyurdu. ''Annemdir.'' dedi. Resul-i Ekrem ''Ne bilirsin ey kabın annesi?'' Belki Kab lüzumsuz şeyler konuşmuş veyahut lüzumsuz şeylerden men etmiş olabilir buyurdu. Yani cennet hesap görmeyecekler için hazırlanmıştır. Bu sözleri konuşanlar bu sözlerinden de hesaba çekilirler. Her ne kadar konuştukları mübah olsa da hesapları münakaşalı geçeceğinden ve münakaşalı hesaplar bir nevi azap olduğu için bu gibilere cennet hazırlanamaz. Muhammed bin Kab diyor ki, resul Ekrem bir defa şu kapıdan ilk girecek olan cennet ehlinden biridir buyurdu ve Abdullah bin Selam biraz sonra içeri girdi. Ashab-ı kiram bu müjde haberini kendisine ulaştırdı ve hangi amelle bu mertebeye ulaştığını kendisinden sordular. Ben zayıf bir kimseyim. Benim en kuvvetli umudum kalp selameti yani kimseye karşı içimde kötülük beslememek ve boş sözleri terk etmiş olmamdır. Başkaca bir fiilim yoktur dedi. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki, Resul-i Ekrem bana, sana bedene hafif fakat terazide ağır basan bir amel öğreteyim mi buyurdu. Ebu Zer, evet ya Resulallah deyince, Resul-i Ekrem, o sükut etmek, güzel ahlaka sahip olmak, lüzumsuz şeyleri terk etmektir buyurdu. Mücahit anlatıyor. İbni Abbas, beş hafif şey vardır ki, Bunlar eğerlenmiş bir binit için bekletilen bir Arap atından benim için daha sevimlidir dedi ve bu beş şeyi şöyle anlattı. Üzerine elzem olmayan ve sana faydası olmayan şeyler hakkında konuşma. Zira bu konuşman fuzuli bir iştir. Onun zararından da emin değilsin. Yerini bulmadıkça lüzumlu olan sözü de konuşma. Çoğu kere faydalı söz yerini bulmaz da kaybolur gider. Ne halim ne de sefi ahmak kimseyle mücadeleye kalkışma. Çünkü halim kişi kalbinden sana buz eder. Ahmak ve adi kimseler diliyle sana eziyet ederler. Tanıdığın bir kimse yanından ayrıldığı zaman onun ayrı bir yerde seni nasıl almasını istersen sen de onu öyle an. Sen affedilmeni istediğin hususlarda onu da affet. Kardeşinin sana ne şekil muamele yapmasını istiyorsan sen de ona o şekilde muamele et suçlu olarak yakalanıp ihsan ile mücazat görenin ameli gibi amel et. lokman Hakime, hikmetin nedir diye soranlara, o benden gizlenen şeyi araştırmadım, üzerime elzem olmayan şeyin üzerinde durmadım diye cevap vermiştir. Mevrik el-Aceli, 20 sene boyunca bir dava peşinde uğraştığım halde muvaffak olamadım. Bununla beraber onun ardını da bırakacak değilim dedi davasının ne olduğu kendisinden sorulduğunda Malayani'den sükuttur dedi. Hz. Ömer radıyallahu an üzerine elzem olmayan şeye karışma. Düşmanından uzaklaş, dostundan sakın, ancak emin bulduğun ile birleş. Emin ise Allahu Teala'dan korkan kimsedir. Facil ile sohbet etme, onun kötülüğünden sana da sirayet eder. Sırrını da ona söyleme işinde Allahu Teala'dan korkan kimselerle istişare et demiştir. Malayani sözlerin haddi ise sükut etmekle günahkar olmadığını ve hiçbir suretle zarar görmediğin sözleri konuşmandır. Mesela bir yerde seyahat hatıralarını, yolculukta gördüğün orman, dağ, ova, şehir ve ırmak gibi şeyleri, karıştığın halleri, hoşuna giden ve gitmeyen hususları ve gördüğün bazı zatları anlatman gibi. Bunları anlatmasan da bir şey lazım gelmez. Gördüklerine bir şey ilave etmemek ve eksik de söylememek, böyle yerler gördüm diye kendisine süs vermemek, kimseyi gıybet etmemek, Allah'ın yarattıklarını yermemek şartıyla bunlardan bahsetmek malayanidir. İşte sen bütün bunlara riayet etmekle yine kıymetli zamanını kaybetmiş oluyorsun. Vaziyet bu merkezdeyken anlattığımız diğer afetlerden nasıl kurtulursun?'' üzerine ezmem olmayan şeyi başkasından sorman da bir malayanedir. Çünkü bunu sormakla zamanını kaybediyorsun. Aynı zamanda sorduğun kişiden cevap istemekle yine zamanını kaybediyorsun. Zararın bu kadarı sorulan soruda afet olmadığı zamandır. Halbuki soruların çoğunda afet vardır. Mesela adama tutar da yaptığı ibadetten sorar ve Oruçlu musun dersen adam evet oruçluyum diye cevap verirse ibadetine riya karışabilir. Şayet riya karışmazsa gizlilik ehemmiyetini kaybeder. Halbuki gizli ibadetler aşikare yapılandan kat kat üstündür. Şayet o kişi oruçlu olduğu halde değilim derse yalan söylemiş olur. Sorduğun soruyu cevapsız bırakırsa yine sana hakaret etmiş olur. Şayet kaçamaklı cevap verecekse bunun içinde çare aramakla yorulmuş olur. Demek ki adama ibadeti hususunda sorduğun bir sualle adamı ya rüyaya veya yalana yahut seni tahrike yahut da bir sürü zahmete sokmuş olacaksın. İsyanından ve duyulmasını istemeyip gizli tuttuğu her şeyden sorman yine aynı hükümdedir. Başkasının söylediği bir söz hakkında adama sual edip sen ne dersin, senin görüşün nedir demek de aynıdır. Ayrıca yolda karşılaştığım bir kimseye kimsin, nereden geliyorsun şeklinde sualler tevcih etmek de bu nevidendir. Adam belki bunu açıklamak istemez. Utanıp kaçınacak sebepleri var. Doğrusunu haber vermek istemez. Doğruyu söylemezse yalancı olur ve buna sen sebep olmuş olursun. Yine bunun gibi üzerine elzem olmayan bir meseleyi adama sormuş olursun. Kendisine sual sorulan herkes bilmediğine bilmem demez. Adam kafadan bir cevap verir. İşte o zaman bu mesuliyete de sen sebep olursun. Bütün bunlar bir takım afetler barındıran boş sözlerdir. Ancak benim malayani sözlerden maksadım bu nevi sözler değildir. Çünkü bu gibi sözlerin hem günahı hem de zararı vardır. Malayani sözlerin misali Lokman hekim Davut Aleyhisselam'ın yanına gider. Davut Aleyhisselam ise zırh yapmaktadır. Lokman böyle bir şeyi daha önce hiç görmemiş olduğundan buna hayret eder. Ne yaptığını bilmediğinden sormak ister fakat hikmeti buna mani olur ve bir türlü soramaz. Davut Aleyhisselam işini bitirip yaptığı şeyi giydikten sonra bu harp için güzel bir zırh oldu deyince Lokman sükut hikmettedir fakat susmasını bilenler azdır demiştir. Azıcık sabretmekle sormadan ne olduğunu öğrenmiş oldu. Hatta rivayete göre bu imalatın ne olduğunu öğrenmek maksadıyla bir sene boyunca Davut Aleyhisselam'ın yanına gitti geldi. İşte bu ve bunun benzeri zararı olmayan, gizliliği açığa çıkarmaya sebep de olmayan, riya ve yalana insanı sürüklemeyen sualler mala yani lüzumsuz ve boş sözlerden ibarettir. Bunları terk etmek kişinin İslamiyetinin güzel oluşundandır. Malayani'nin sebebi muhtaç olmadığı şeyleri bilmeye iştiyak, tatlı tatlı sohbet ve faydasız şeylerle zaman öldürmektir. Bütün bunların tedavi ve kurtuluş çaresi ölümün gözü ile kaşı arasında olduğunu, ağızdan çıkan her kelimeden mesul bulunduğunu, nefeslerinin ana sermayen olduğunu, dilinin hurileri bile avlayabilecek bir tuzak olduğunu bilmesidir. Dilini ihmal edip başı boş salı büyük zarara sebebiyet verir. İşte ilim cihetinden ilaç budur. Bunları bilip ona göre diline hakim olması icap eder. Amel cihetinden tedavisi, dilini korumak için yapılacak şey, yalnız kalmak veya Ebu Bekir radıyallahu anh gibi ağzında bir şey taşımak, hatta lüzumlu olan şeylerde bile susmaya alışmak ve bu suretle dilinden malayaniyi kesmektir. Uzlette olmayanların bu şekilde dillerine hakim olmaları cidden zordur. Üçüncü beyan İkinci afet Fuzuli konuşmak. Birinci afet lüzumsuz şeyler üzerinde durmak, ikinci afet ise fazla konuşmaktır. Bu da mezmumdur. Fazla mala yani de bunun içine girdiği gibi, lazım olan şeylerde lüzumundan fazla konuşmak da bu hükme girer. Çünkü maksadını kısa cümleyle ifade etmesi mümkün iken, onu uzun cümleler ve tekrarlarla ifade de mümkündür. Bir kelime ve bir cümleyle ifade edilebilen maksatları, iki kelime veya iki cümleyle ifadede ikinciler fuzuli olmuş olur. Yani ihtiyaçtan fazla konuşmak olur ki günah ve zararı mucib olmasa bile yukarıda anlattığımız sebepler dolayısıyla bu da mezmumdur. Ata bin Ebi Ribah şöyle anlatıyor. Selef fuzuli sözlerden hoşlanmaz ve onları çirkin görürlerdi. Allah'ın kitabı, Resul'ün sünneti, emri maruf, nehi münker ve geçim için muhtaç olduğu sözlerden başka her sözü huzuli kabul ederlerdi. Siz sağınızda solunuzda oturup ağzınızdan çıkan her sözü yazan ve sizi koruyan yazıcı melekleri unuttunuz mu? Sizden biriniz dünyada ömrü boyunca doldurduğu amel sayfeleri Allah huzurunda açılıp ekserisinin ne dünya ne de ahirete yarayan kusurlu sözler olduğunun görülmesinden utanmaz mı? sahabeden bir zat şöyle anlatıyor. Bazen benden öyle şeyler sorulur ki, hararetli bir adamın soğuk suya olan hevesinden daha hevesli olarak bunu cevaplandırmak isterim. Fakat fuzuli konuşma olur korkusuyla bu arzumu yerine getirmem, bu sözü cevaplandırmam. Mitraf da şöyle anlatıyor. Allah'ın celalini kalbinizde büyütünüz. Onun adını düşük şeylere katmayınız. Bilmiş ol ki fuzuli sözler muayyen değildirler. Ancak mühim olanları Kur'an-ı Kerim'de anlatılmıştır. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmuştur: "Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Mer ki bir sadaka vermeyi yahut bir iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emredenler ola. Kim Allah'ın rızasını arayarak böyle yaparsa biz ona çok büyük bir mükafat vereceğiz." Nisa suresi 114. ayet. Rasul Ekrem de Müjde o kimseye ki sözünün fazlasını tutmuş ve malının fazlasını infak etmiştir buyurmuştur. Halbuki insanlar tamamen bunun aksini yapmakta, mallarının fazlasını tutup dillerini alabildiğine salıvermektedirler. Yine Mitraf babası Abdullah'tan haber veriyor. Abdullah diyor ki: Amir oğullarından birkaç kişiyle Resul Ekrem'in huzuruna çıktık. Bunlar sen bizim atamızsın. Sen bizim Efendimizsin. Sen bizim en büyüğümüz ve en üstünümüzsün. Sen parlak bir kasesin. Sen şöylesin, sen böylesin gibi mukaddimelere başladılar. resul Ekrem, söyleyeceğinizi söyleyin. Şeytan sizi şaşırtıp durmasın buyurdu. Resul-i Ekrem'in mübarek sözünde, dil bir defa doğru da olsa övmeye başlayınca, şeytan onu havalandırıp aşırı gitmesine sebep olur. İbni Mesud radıyallahu an huzuli konuşmalardan sizi korkuturum. Kişi için ihtiyacı kadar konuşmak kafidir demiştir. Mücahit de şöyle anlatıyor. Ağızdan çıkan her söz yazılır. Hatta baba çocuğunu susturmak için dur ben sana şunu bunu alacağım der de sonra almazsa yalancılardan yazılır. hasan Basri, ey Ademoğlu, senin için defter hazırlandı. Kiramen katibin adında iki melek vazifelendirildi. Yaptıklarını yazıyorlar. İstediğini yap, ister az yap, ister çok demiştir. Rivayete göre Süleyman aleyhisselam ifritlerinden birini bir yere gönderdi. Arkasından da takipçi çıkarıp bakın bakalım ne yapıyor diye emretti. Takipçi geldi ve sokakta başını göklere kaldırdığını, sonra insanlara bakıp başını salladığını haber verdi. İfrit dönünce Süleyman aleyhisselam, ''Niçin öyle yaptın?'' diye sordu. İfrit, ''İnsanların başı üzerinde bulunan meleklerin ne süratli yazı yazdıklarına ve altındakilerin süratli temayüllerine şaştım ve onun için kafamı salladım.'' dedi. İbrahim Teymi de şöyle anlatıyor. Mü'min konuşacağı zaman sözüne bakar. Lehinde ise onu konuşur, aleyhinde ise konuşmaz. Fakat facir böyle değil ağzına her geleni birbiri peşinden salı verir gider. hasan Basri, çok konuşanın yalanı çoğalır, malı artanın günahı artar, kötü huylu olanın nefsi muazzep olur demiştir. Amr bin Dinar şöyle anlatıyor. Resul Ekrem'in huzurunda adamın biri konuştu ve lafı uzattı. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dilinin önünde kaç perde var diye sordu. Adam dudak ve dişlerin var dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, bunların hiçbiri seni durduramadı mı buyurdu. Bir rivayette resul Ekrem, huzurunda aşırı derecede kendisini met eden bir adama, dilindeki laf kalabalığı kadar kötülük kimseye verilmemiştir. Yani kişinin en büyük kötülüğü fazla konuşmasıdır buyurdu. Ömer bin Abdülaziz, Kendimi överim korkusuyla birçok sözlerden sarfı nazar ederim demiştir. Hakimlerden biri sizden biriniz herhangi bir yerde konuşmak isterse konuşmasın. Sükût ettiği zaman sükût etmek hoşuna gidiyorsa işte o zaman konuşsun demiştir. Yezid bin Ebu Habib de şöyle anlatıyor. Âlimin fitnesinden biri de konuşması kendisi için susmasından daha sevimli olmasıdır. Zira dinlemekte ve susmakta selamet, konuşmakta ise süslenmek artık veya eksik konuşmak vardır. İbni Ömer radıyallahu an kişi için en mühim olan dilini temizlemektir demiştir. Ebu Derda radıyallahu an kaba sözlü bir kadın gördü ve keşke dilsiz olaydı dedi. İbrahim Nehai insanları iki hastet mahveder. Biri fazla mal toplamak, diğeri de fazla konuşmaktır demiştir. İşte bunlar huzuli sözlerin afetleri ve sebeplerindendir. İlacı, malayani sözlerin ilacıdır. Dördüncü beyan Üçüncü afet, batıla dalmak. Bu da günah olan sözleri anlatmaktır. Falan kadına şöyle laf attım, o da bana böyle dedi gibi kadınların hikayesini yapmak, falan masa başında şöyle arbede oldu şeklinde, içki masalarından, fasıkların kepazeliklerinden, zenginlerin zevkü safasından, hükümdarların ceberut ve mezmum olan merasimlerinden bahsetmek gibi. Zira bunların hiçbirinden bahsetmek helal değil, belki haramdır. Mala yani lüzumsuz sözlere, hatta lüzumlu sözlerin çoğuna gelince, bunlarla meşgul olmak haram değilse de terki evladır. Çünkü boş sözlerle uğraşan kimse batıla düşmekten emin olamaz. İnsanların ekserisi laf etmekten zevk almak maksadıyla toplanır ama, İnsanlar hakkında konuşmaktan ve batıla dalmaktan emin olamazlar. Batılın nevi ve çeşitleri çok olduğu için onları saymak mümkün değildir. Bunun için batıl sözlerden kurtulmanın tek çıkar yolu yalnız din ve dünya hususunda mühim olan sözlerle iktifa etmektir. Batıla dalan kişi ehemmiyetsiz sandığı öyle sözler konuşur ki bu sözler onu helake sürükler. Bilal bin Haris'in rivayetinde Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi bir mükafat alacağını sanmadığı bir sözü söyler. Halbuki bu söz Allah'ın rızasına muvafık düşer. Bu sözüyle beraber Allahu Teala kıyamete kadar kendisinden razı olur. Diğer biri de hiç önemsemediği bir söz sarf eder de bu sözüyle kıyamete kadar Allah'ın gazabına uğrar. Alkame Bilal'in bu rivayeti beni çok sözlerden alıkoydu demiştir. Yine resul Ekrem, muhakkak kişi arkadaşlarını güldürmek için öyle sözler söyler ki, bu sözleriyle Süreyya Yıldızı'ndan daha uzak mesafeye düşer buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu an kişi hiç aldırış etmediği bir sözü söyler. Halbuki bu söz sebebiyle cehenneme atılır. Yine kişi hiç kıymet vermediği bir söz sarf eder de bu söz sebebiyle Allahu Teala onu cennetin âlâ makamlarına yükseltir demiştir. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü insanların en büyük hatada olanları, dünyada en çok batıla dalan kimsedir buyurmuştur. Allahu Teala, batıla dalanlarla biz de dalardık. Müddessir 45. Ayet Başka söze dönünceye kadar onlarla bir arada oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Nisa suresi 40. ayet Ayetleriyle buna işaret buyurmuştur. Selman, kıyamet günü insanların en çok günahkarları, dünyada en çok konuşmalarında Allah'a isyan eden kimselerdir demiştir. İbni Şirin de şöyle anlatıyor. Ensardan bir zat bunların yanına uğrar ve konuştuklarınız abdest bozmaktan daha fenadır derdi. İşte bu anlattığımız batıla dalmak ve onun cezasıdır ki ileride anlatacağımız gıybet, nemime, fuş ve diğerlerinden hariçtir. Bu, geçmişte olmuş kötü şeylere dalmak ve onlardan bahsetmektir veyahut dini bir zaruret olmaksızın onlara ulaşmak için onları düşünmektir. Bidat ve fasit hikayelerle adeta sahabenin bazısına taan edecek şekilde aralarındaki maceraları anlatmak da bu kısma girer. Bunların hepsi batıl şeyler olduğu gibi bunlara dalmak da batıla dalmaktır. Lütfu keremiyle bizi batıldan korumasını Allahu Teala'dan dileriz. 5. beyan. 4. afet. Mira, cidal, itiraz ve mücadele. Mira, söze itiraz etmek ve mücadele etmektir ki yasaktır. resul Ekrem, kardeşine itiraz etme, onunla lagif konuşma ve şaka yapma, ona bir söz verip de sonra ondan cayma buyurmuştur. Yine resul Ekrem şöyle buyurmuştur. İtirazı terk edin, zira onun hikmeti anlaşılmaz ve fitnesinden emin olunmaz. Yine resul Ekrem, haklı olduğu halde mücadeleyi terk eden kimse için cennetin ortasında bir köşk inşa edilir. Haksız olduğu halde mücadeleyi terk eden için ise cennetin kenarında bir beyt bina edilir buyurmuştur. Ümmü Seleme'nin rivayetinde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Putperestlik ve içkiden nehyettikten sonra Rabbimin beni ilk nehyettiği ve benden aldığı ilk muayede dedikodu ve mücadeleden kaçınmaktır. Yine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın hidayetinden sonra hiçbir kavim sapıtmamıştır. Ancak sapıtanlar mücadele eden kimselerdir buyurmuştur. Diğer hadiste de şöyle buyurulmuştur. Kul haklı da olsa mücadeleyi terk etmedikçe imanı kemale erdiremez. Başka bir hadiste de altı aslet kimde bulunursa imanın hakikatine ermiştir Bunlar yaz aylarında oruç tutmak, düşmanla harp etmek, bulutlu günde akşam namazını vaktinde ve tez kılmak, musibetlere sabretmek, dar zamanlarda abdesti tam almak ve haklı olduğu halde itirazı ve münakaşayı terk etmektir buyurulmuştur. Zübeyir radıyallahu an oğluna nasihatinde Oğlum Kur'an hakkında insanlarla mücadele etme. Sen onlara güç yetiremezsin. Fakat sen sünnete devam et, onunla mücadele edebilirsin dermiş. Ömer bin Abdülaziz, Allah ona rahmet etsin, dinini mücadele için hazırlayan kimse çok yer değiştirir demiştir. Müslim bin Yesar da, mücadeleden sakınınız, zira o alimin cahilleştiği bir andır. O zaman şeytan alimin süçmesini bekler demiştir. Denildi ki, Allah'ın hidayet ettiği bir kavim ancak mücadele sebebiyle doğru yoldan sapar. Malik bin Dinar da, mücadelenin dinde yeri yoktur demiştir. Diğer bir kavlinde de, mücadele kalbi katılaştırır ve kini uyandırır demiştir. Lokman da oğluna tavsiyesinde, oğulcağızım, ulema ile mücadele etme, sana kızarlar demiştir. Bilal bin Saad da, muannit, mücadeleci, ve kendini beğenen bir kimseyi gördüğün zaman bil ki o her cihetçe hüsrandadır demiştir. Süfyan-ı Sevri, eğer kardeşim ile acı değil tatlıdır diye bir nar için mücadele etsem o beni hemen hükümdara şikayet ederdi demiştir. Aynı zat başka bir sözünde, dilediğin adam ile istediğin kadar samimiyet kur. Sonra bir defa onunla mücadeleye giriş. O senin hakkında öyle atar tutar ki Artık bir daha geçim imkanınız kalmaz demiştir. İbn Ebi Leyla da ben arkadaşımla mücadele etmem. Çünkü mücadelede ya o beni veya ben onu kızdırmış olurum demiştir. Ebu Derda radıyallahu an başka hiçbir kusurun olmasa bile kusur olmak için mücadele etmek sana yeter demiştir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her mücadelenin kefareti ''İki rekat namazdır.'' buyurmuştur. Hz. Ömer radıyallahu anh da şöyle buyurmuştur. ''Üç şey için ilim öğrenme ve üç şey için de ilmi terk etme. Mücadele, övünmek ve riya için ilim öğrenme. Öğrenmekten utanarak veya lüzumu yok veya bilmesem de olur demek suretiyle de ilmi terk etme.'' İsa aleyhisselam, ''Yalanı çok söyleyinin güzelliği, İnsanlarla mücadele edeninde mürüvveti gider. Meşgaleyi çoğaltanın vücudu hasta düşer. Ahlakı kötü olanın da daima canı sıkılır ve sıkıntı içinde kalır demiştir. Ömer bin Abdülaziz'in katibi Meymun bin Mihran'a ''Ne oluyor? Kardeşinle hiç ayrılmıyor ve hiç de birbirinize küsmüyorsunuz.'' diyenlere ''Çünkü ben onunla husumet ve mücadele etmiyorum.'' diye cevap vermiştir. Hülasa İtiraz ve mücadelenin zemmi hakkında varid olan haberler sayılamayacak kadar çoktur. Mira, her ne şekilde olursa olsun başkasının sözüne itirazdır. Cümlede, telaffuz tarzında, manada ve maksatta, şu kusur, bu kusur var, öyle değil böyledir şeklinde itirazdan ibarettir. Mirayı terk, her çeşit itiraz ve inkarı terk ile mümkündür. Dinleyip duyduğun her söz doğru ise onu hemen kabul et. Şayet dinle alakalı olmayan yalan veya batıl bir söz ise ona da sükut eyle. Başkasının sözüne dokunmak bazen lafsına olur. Bu da gramer, lügat ve edebiyat cihetinden olur. Her ne bakımdan olursa olsun kişinin kusurunu ortaya çıkarmaya müsaade yoktur. Bazen de manasına olur. Konuştuğun bu manada değildir. Orada şöyle böyle hata ettin gibi konuşmalardan ibarettir veya maksadında olur. Bu söz doğru. Fakat senin maksadın başkadır. Sözün haktır, maksadın ise batıldır. Şeklinde veya benzerleri gibi. Bu ilmi bir meselede ise buna cedel denir ki bu da mezmumdur. Burada layık olan susmak veya inat ve inkar yoluyla olmayıp adeta istifade zımmında sual sorup meseleyi vüzuha kavuşturmak hatta nezaket yoluyla izahat istemektir. Mücadele ise başkasını ilzam maksadından ibarettir. Gaye, onu sözlerinde küçük düşürmek, tecihil etmek ve kusurlu tanıtmaktır. Bunun tezahürü bir bakımdan hakkı ortaya çıkarır gibi çalışırken, öte yandan karşısındakinin kusurunu ortaya koymak suretiyle onu küçük düşürmek ve kendini büyük göstermektir. Bundan kurtuluş ise susmasında günah olmayan her mücadelede susmakla mümkündür. İnsanı bu kâbil mücadeleyi sevk eden, kendi ilim ve faziletini ortaya koymakla bir üstünlük sağlayarak, başkasının kusurunu açığa çıkarmak maksadıyla ona hücum etmektir ki, bunların ikisi de nefsin gizli ve kuvvetli şefetinden ibarettir. Çünkü faziletin ihsar, kendi kendini teskiye olur ki bu, böbürlenme ve üstünlük iddiasının icabıdır. Halbuki kibir ve yükseklik rububiyet vasıflarındandır başkasını küçük düşürme arzusu yırtıcılık tabiatının iktizasıdır. Zira insandaki bu vasıf başkasını parçalamayı, kırmayı ve eziyeti gerektirir. Bu iki sıfat zemmedilen tehlikeli sıfatlardandır. Bunların silahı ise itiraz ve mücadeledir. İtiraz ve mücadeleye devam eden kimse bu tehlikeli sıfatları kuvvetlendirmiş olur. Bu davranış kerahat derecesine ve belki başkasına eziyet olduğu için bir isyan ve günaha yükselir. Halbuki mücadelenin başkasına eziyet vermekten ve hiddetini arttırmaktan ayrılmadığını, itiraz edilen kimseyi hak ve batıl olarak müdafaya sevk ettiği ve bütün imkanlarıyla hasmını izama çalışacağı, bunun neticesiyle iki mücadeleci arasında birbirini boğmak için dalaşan iki köpek gibi münakaşa ve cedelin artacağı ve böylece hasmını ilzama gayret sarf edeceği meydandadır. Bu hastalığın tedavisi, üstünlük gösterisine sebep olan kibri ve başkasını küçük göstermeye sebep olan yırtıcılık vasıflarını kırmakla mümkündür. Nitekim bunları, kibri, ucup ve gazabı zem kitaplarında ele aldık. Zira her hastalığın tedavisi, hastalığın sebeplerini ortadan kaldırmakla mümkündür. İtiraz ve mücadele hastalıklarının sebepleri de bu mikroplardır. Bunların izalesi lazımdır. Mücadelede ısrar etmek onu tabiat haline getirir. Sonra bundan kurtulmak zor olur. Rivayete göre İmam-ı Azam sohbetine devam eden Davud İtai'ye inzivayı için terk ettiğini sormuş. Davud İtai de mücadeleyi terk etmek hususunda nefs mücadelesi yapmak için terk ettim demiştir. İmam-ı Azam kendisine, giriştiğin bu mücadeleyi kazanmak için tenhalara kaçmak değil, toplantılara katılmak lazım. Meclislere devam et. Dediklerini dinle ve sen konuşma. Ancak bu şekilde mücadeleyi kazanırsın deyince, davud Tayi, ben de öyle yaptım. Kendimi zorla tecrübe ettim ve en şiddetli mücadeleyi burada buldum. Mesele tamamen sizin dediğiniz gibiydi.'' Çünkü düzeltmesine muktedir olduğu halde yanlış sözü duyan kimsenin buna susması kadar zor bir şey olamaz dedi. Bunun için Resul Ekrem haklı olduğu halde mücadeleyi terk eden kimseye Allahu Teala cennetin ortasında bir ev inşa ettirir buyurmuştur. Bunun en şiddetlisi de itikat ve mezhep mevzularındaki münakaşa ve cedelde görülür. Zira mücadele fıtri bir haldir. Bir de bunda sevap olduğu sanılırsa mücadele hırsı artar. Hem tabiatı hem de şeriat bu mücadelede kendisine yardımcı olur, kendisini tahrik eder. Bu ise sırf hatadır. İnsana yaraşan kıble ehlinden dilini çekmektir. Zira mücadeleye girişmek karşısındaki adamı şaşırtır, yapılan mücadelenin bir aldatma olduğu vehmini kendisinde uyandırır ve emsaline üstünlük sağlamak için bunu bir hüner sayar. Bu suretle mücadele kendisinde yerleşmiş olur. Bunun için mücadele yolu ile değil gizli nasihat yolu ile ikaza çalışmalı. Nasihatin fayda vermeyeceğini anlayınca onu terk edip nefis ile meşgul olmalı. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dilini ehli kıbleden çekip onları ancak gücünün yettiği en güzel şekilde ikaza çalışan kimseye Allah rahmet etsin. Hadisi rivayet eden Hişam bin Urve radıyallahu an Resul-ekrem'in bu sözü 7 defa tekrarladığını söylemiştir. Mücadeleyi adet haline getirip insanlar tarafından övülen bu sebeple izzet ve kabul gören kimse de bu tehlikeler kuvvetleşir. Gazap, kibir, riya, mevki sevgisi, faziletle gururlanmak gibi sultanlar kendisinde toplanır ve bunları söküp atmak zorlaşır. Çünkü bu kötü vasıfların yalnız biriyle mücadele zordur. Hepsi bir araya toplanınca mücadelenin daha güç olacağı meydandadır. 6. Beyan 5. Afet Husumet Bu da zemmedilen bir haslettir. Aynı zamanda bu husumet, itiraz ve mücadelenin neticesidir. Çünkü itiraz, adamı herhangi bir kusurundan dolayı küçük düşürmek ve kendisini üstün göstermek bakımından ona dokunmaktır. Cidal ise, mezhebini açıklamak ve yerleştirmek için yapılan münakaşadan ibarettir. Husumet ise, bir mal veya hak iddiasıyla alakalı sözünde inat ve ısrardır. Bu ısrar bazen iptidayen olur, bazen de karşısındakinin tavır ve davranışlarına itiraz mahiyetinde olur. Mira, ancak söylenen söze itiraz ile olur, yani başlangıçta olmaz. resul Ekrem, Allah katında en sevilmeyen erkekler mücadelede ısrar edenlerdir, buyurmuştur. Ebu Hureyrenin rivayetinde Rasûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem husumetlerde cahilce mücadele eden kimse bu mücadelesinden vazgeçinceye veya ölünceye kadar Allah'ın gazabındadır buyurmuştur. Zatın biri husumetten sakının, zira husumet dini mahveder demiştir. Denildi ki dinde verağı olanlar asla husumet etmezler. İbni Kuteybe diyor ki, meşhur olan İbni Kuteybe değil başka bir zattır. Abdullah'ın oğlu Bişir bir gün bana uğradı ve ''Burada ne oturuyorsun?'' diye sordu. Ben de ''Amca Zadem'le bir davamız var, onun için bekliyorum.'' dedim. Bişir, ''Babanın bana çok iyilikleri oldu. Ben de sana iyilik yapmak isterim. Beni dinle.'' Vallahi husumetten daha ziyade kalbi meşgul eden, huzuru bozan, mürüvveti gideren ve dini mahveden bir şey bilmiyorum dedi. Ben de bu söz üzerine oradan ayrılmak üzere ayağa kalktım. Amca zadem benim haklı olduğumu anladın da ondan mı vazgeçtin diye sordu. Ben, "Hayır. Kendi nefsime ikram olarak vazgeçiyorum." dedim. Bunun üzerine hasmım, "Ben de senden bir şey istemiyorum. Senin olsun." dedi. Şayet haklı bir kimse haksızlığa uğradığı zaman hakkını korumak ve aramak için elbette dava açması gerekir. Böyle bir husumetin hükmü nedir ve bu nasıl zemmedilir dersen, bilmiş ol ki bizim yerdiğimiz haksız ve bilgisiz olan husumettir. Hakkın nerede olduğunu bilmeden davayı üzerine alan bir avukat gibi hakkında bir şey bilmeden mücadele eder durur. Bunun gibi hakkından fazlasını isteyenlere de şamildir bile bile karşısındaki adama eziyet maksadıyla hakkından fazlasını ister ve bunda ısrar eder. Ayrıca hakkını meydana çıkarmak için muhtaç olmadığı ve yalnız hasmına eziyet maksadıyla lüzumsuz sözler konuşanlar ve hasmına eziyet için inadına dava açanlar aslında alacağı mala kıymet vermeyip yalnız zahmet vermek isteyenler hakkındadır. Nitekim çokları bunu itiraf eder ve benim maksadım ona eziyet vermek, onun belini kırmaktır. Yoksa malın kıymeti yoktur. Hatta ben alacağımı suya atsam da benim için bir değeri yoktur. İşte yasak ve mezmum olan bu çeşit husumetlerden ibarettir. Yoksa haksızlığa uğrayan bir kimsenin haddi aşmamak şartıyla meşru yoldan muhaseme etmesi, inat ve eziyet etmeden hakkını araması haram değildir. Yine de evla olan bunun terkidir. Çünkü husumet esnasında dili ölçülü olarak kullanıp haddi tecavüz etmemek cidden zordur. Husumet göğsü kızdırır, gazabı harekete geçirir. Gazap harekete geçince asıl istenen şey unutulur da hasımlar arasında kim ve nefret kalır. Artık her iki tarafta hasmının üzüntüsüne sevinir, sevinince üzülür. Dil ise alabildiğini açılır, ağzına her geleni söyler husumete başlayan kimse bu mahsurlarla karşı karşıya olur. Artık iş meşru hakkın hududunu aşar. Bunun için terki evladır. Anlaşılıyor ki bu husumetler her kötülüğün başlangıcıdır. Mira ve cidal de böyledir. O halde zaruret olmadıkça bu kapılar açılmamalıdır. Zaruret halinde ise husumetin doğuracağı sebeplerden dolayı kalp ve dili korumak lazımdır ki bu da cidden zordur. Husumetlerde yalnız hakkı üzerinde durabilenler günahtan emindir ve bunun husumeti zemmedilmez. Eğer hak iddia ettiği şeyden müstagni ise evlayı terk etmiş sayılır. Ama yine de günahkar sayılmaz. Bununla beraber husumet, mira ve cidalde en azından güzel ve tatlı konuşma hassasını ve bu davranışa vaat edilen mükafatı kaybeder. Zira tatlı sözün en aşağı derecesi karşısındaki adama muvaffakatini ifade etmektir. Sözün en kötüsü de karşısındaki adama tan ve itirazdır. Çünkü itiraz, karşısındaki adamın ya cehaletini veya yalancılığını açığa çıkarmaktır. İşte mira ve mücadele eden kimse, bunu yapmakla güzel konuşma hassasını kaybetmiş olur. Rasul Ekrem bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Güzel söz ve yemek yedirmek, cennete girmenizi kolaylaştırır. Allahu Teala da Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. İnsanlarla güzel konuşun. Bakara Suresi Ayet 83 İbn Abbas radıyallahu an sana selam veren mecusi de olsa selamını al. Zira Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de size bir selam verildiği zaman ondan daha hissiyle selam verin veya aynı ile mukabele edin buyurdu demiştir. Nisa suresi ayet 86 Yine İbn Abbas radıyallahu an Firavun bile bana hayır bir söz söylese ben de aynen kendisine mukabelede bulunurdum demiştir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur: Cennette içi dışından ve dışı da içinden görülen köşkler vardır. Allahu Teala onları yemek yediren ve yumuşak konuşanlar için hazırlamıştır. Rivayete göre İsa aleyhisselamın yanından bir domuz geçti. İsa aleyhisselam selam ile geçti deyince yanındakiler domuz hakkında da böyle mi dersin dediler. Bunun üzerine Hazreti İsa dilimi kötü söze alıştırmak istemedim diye cevap verdi. Resul-i Ekrem'de bir hadislerinde güzel söz sadakadır buyurdu. Yine Resul-i Ekrem bir hunumanın yarısı ile de olsa ateşten korunun. Bunu da bulamazsanız tatlı dil ve güzel söz ile korunmaya çalışın buyurmuştur. Hz. Ömer radıyallahu an aslında iyilik kolay bir şeydir. Güler yüz ve yumuşak söz bunu temin eder, demiştir. Hakimlerden biri, yumuşak ve tatlı söz, ağzalarda gizlenmiş kin kirini yıkar temizler, demiştir. Diğer bir hakim de şöyle demiştir. Rabbını gazaplandırmayıp, arkadaşını memnun edecek söze cimrilik etme. Çünkü böyle bir sözden ihsan edenin sevabını alman muhtemeldir. Bütün bunlar güzel sözlerin faziletleri hakkında rivayetlerden ileri gelir. Husumet, mira, cidal ve inat ise bunların zıddıdır. Zira haşin, kaba ve çirkin sözler kalbi kırar, geçimi zorlaştırır, hiddete sebep olur ve göğsü daraltır. Lütuf ve keremiyle Allahu Teala'dan hüsnü tevfik dileriz.